dersler isteyeceğiz. Nöroanatomiye e, sinir sistemi embriyolojisiyle başlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir videomuz var. When Tam ekrana geçelim. Ejakülasyon esnasında eee yaklaşık 200 milyon tane sperm atılıyor. E, semenin içinde 200 milyon tane sperm atılıyor. Bu spermler öncelikle e, penis'ten, üretradan çıktıktan sonra vaginaya gelip vakinada depolanıyorlar. Spermlerin e, gelmesini sağlayan spermlerin kuyruğu var. Buna flagella deniyor. Onun hareketleriyle spermler ilerliyorlar. Vaginadan e, ilerleyen spermler uterus'a giriyor. Uterus'un ilk başta servikal bölgesine giriyorlar. Servikal e, uterus'a giren e, spermler uterus'un kontraksiyonlarıyla daha da ilerliyorlar. E, e, en sonunda nihayet olarak tuba uterinalara, tuba uterinalarda ampulla kısımlarına geliyorlar. Burada ampulla da oositle e, birleşip zigot oluşacaklar. Yani fertilize olacaklar. Buna fertilizasyon denecek. Bu arada de oositi atıyor. Beraber ampulla da birleşecekler. Fertilizasyon gerçekleşecek. Spermlerin gelmesi ampulleye kadar, tubaya kadar yaklaşık 30 dakika ile 2 saat arasında sürebiliyor. 200 milyon tane sperm dedik, yalnızca 200 tanesi buraya ulaşabildi. 200 tane spermatozoa, bir tane de sekonder oosit var, tuba uterinada. Şimdi bir spermle oosit birleşecek, buna fertilizasyon denilecek. Fertilizasyon için iki tane proses gerekiyor: bir kapasitasyon, iki akrozomal reaksiyon. Bu olayda birkaç saat alacak. Kapasitasyon tam olarak anlaşılabilmiş bir mekanizma değil. Fakat uterin duvardan ve uterin tuba, uterin adı yani uterin tüpten gelen sekresyonlar e, spermi olgunlaştırması diye kapasitasyonu tanımlayabiliriz. <laughs> Bakın sıvılar geliyor. E, Spermatozan başı akrozomu destabilize ediyor. Bunun sonucunda akrum, akrozoman ee, daha kaygan, bakın daha kaygan bir hale geliyor. Buradaki sıvıdan daha çok daha kolay hareket edebiliyor. Ve kuyrukların salınımlarının hızı çok daha fazla artıyor. Çok e, daha fazla artınca da kafaları da yani akrozomlar da sallanmaya başlıyor ve ilerlemeleri için hazır, e, daha iyi hareket edebilmeleri için e, kapasitasyonun içerisinde spermler hazırlanmış oluyor. Bakın hareketler arttı. Evet, kafalar da sağa sola oynuyor. Evet, hareket etti. Korona radiata'ya geçiyor granüloza hücrelerinden e, ee, müteşekkil oosit saran e, hoca, e granuloza hücrenden hücrelerinden oluşmuş korona radiyatayı geçiyor. Zona pellisuda dediğimiz bu zarla kontak yani temas ediyor. Zona pellisuda eee bu arada reseptörler ekspres ediyor. ZP3 denen, zona 3 denen reseptör proteinleri ekspres ediyor. Spermatozoanın kafasıyla e, zona e, ekspresi ettiği reseptörler birleşiyor. ZP3 reseptörleriyle zona pelosudan kafası birleşiyor bakın. Ve bu ikinci fertilizasyon için ikinci gereken e, olan akrozomal reaksiyonu tetikliyor. Bu arada <laughs> tetiklenmesiyle akrozom spermin başından, spermatozoanın başından enzimler, enzim içeriği boşalıyor. Ve zona pellisudayı o bölgeyi eritiyor. Ve böylece sperm içeri girebiliyor. Nereye giriyor? Şu anda perivitellin boşlukta oosit membranıyla zona pellisud arasındaki boşluk perivitellin aralık. Oosit membranına temas ediyor. Sekonder Austin Membranına. Burada 200 tane sperm var demiştim. <laughs> Yalnız bir tanesi gelebildi. Ee, daha fazla gelseydi buna polispermi denecekti. Bu polispermi engelleyen iki tane e, mekanizma var. Bir hızlı mekanizma polispermiyi engelleyen bir de yavaş mekanizma. Hızlı mekanizmada oosit membranıyla sperm matozoa birleştikten sonra oosit membranı depolarize oluyor. Depolarizasyon sonucunda da diğer spermlerin ee, birleşmesi engellenmiş oluyor oosit membranına. Yavaş blok, yavaş blokaj mekanizmasında ise polisperme engelleyici. İntrasellüller, oositin membrandan intrasellüller <coughs> içeriye doğru kalsiyum salınıyor. Bu kalsiyumlarda veziküllerin, e, vezikülleri uyarıyorlar. Veziküllerin salgısını, e, oosit içinde veziküllerin salgısını perivitellin aralığı boşaltmasını sağlıyorlar. Bu veziküller de buradaki ZP3 reseptörlerini inaktive ediyor ve diğer spermlerin e, zona pellucida ile birleşmesini engelliyor bu mekanizmada. Ve böylece iki mekanizmayla polisperm engellenmiş oluyor. Bu arada spermatozoon içeri giriyor. Oosit miyoz 2 evresinde. <laughs> Femal yani dişi pronükleus. En kromozomlu dişi pronükleus oluşmuş durumda. Sperm de bu arada erkek pronükleosa döndü. Bu da en kromozomlu. 2 en kromozomlu e, yani yarım e, yarı kromo, 23, 23 kromozomlu 23-23 e, kromozomlu sperm ve oosit birleşip e, diploid 2N e, zigotu oluşturacaklar. Buna fertilizasyon deniyor. Şimdi implantasyon evresi nasıl oluşacak? Yani e, zigot çoğalacak, çoğalacak. Sonra e, bölünecek, çoğalacak. <laughs> sonra da uterus'a, annenin uterus'una implante olup tutunacak. Zigot oluştuktan sonra cleavage denen, bölünme denen mitotik mitozlar başlayacak, seri mitozlar. Fertilizasyondan sonra ilk mitoz 30 saat sonra başlayacak. İki tane eş hücre elde edilecek. Bunlara blastomer denilecek. Bölüme devam edecek. Üçüncü gününe doğru 16 tane blastomer oluşacak. Bu evrede kitleye morula denecek. Morula Uterin kaviteye doğru geçiş yapacak. Dördüncü günde fertilizasyondan sonra. Ee, 32 hücreye bölündüğünde uterin süt denen, içerideki hücreleri besleyen, uterus'tan salınan, uterin milk denen sıvı içeriye doğru giriş yapmaya başlayacak ve blastomerleri besleyecek. <laughs> bu arada blastomerler çoğalmaya, mitozlarla çoğalmaya devam edecek. Sıvının da etkisiyle ortada sıvı dolu bir kavit oluşacak. Çevresi, çevrede de blastomerler oluşacak. Sıvı dolu kist artı blastomerlerden oluşan bu şeye blastokist denecek. aşağı yukarı 5. günde blastokist oluşum olacak. İmplanta olan kısımda blastokist olacak. Bu implantasyonu sağlayan kitleye de blastokist diyecek. Ee, ve bunu saran zona pellusudanan oluşan ee, zar soyulacak. Şimdi uterin duvara e, implant olmaya hazır embriyomuz. E, implantasyon 6 fertilizasyondan sonra 6. 7. günlerde olacak. Tabii implantasyon olması için de hormonlarla beraber özellikle progesteronla vesaire e, uterin e, en iç duvarı olan endometriumunda hazır olması gerekiyor. Blastokist özellikle uterusun fundusunun arka duvarına genelde implantı olur. İlk başta implantasyon zayıf olacak. Sonra iler, ilerlemesiyle beraber işlemin e, gittikçe güçlenecek. ve blastokist iyice içine gömülecek. Endometriumun içine. Ve endometriumda bu arada damarlanması, hormonların etkisiyle damarlanması, büyümesi devam edecek. O da implantasyona iyice hazır hale gelecek. İmplan blastokist iyice gömüldüğünde endometriumu iyice gömüldüğünde endometriumun ismi desuda denecek endometrime de suda denecek. De 3 kısmı yani implantasyona göre 3 kısım olarak incelenecek. 1 de bazalis şu kısım e, blastokistimize değen kısım bazalis. İki blastokisti şöyle saracak içine iyice alacak. Buna desuda kapsularis denecek. Geri kalan kısmına da Desudua parietalis denilecek. <laughs> Bazalis. Kapsularis. Desudua kapsularis. Evet. Desudua parietalis. İlk hafta bunlar oldu. Şimdi gelişimin ikinci evresi, ikinci haftası. Bakın. Blastokist gittikçe gömüldü uterin nin endometriumuna. Sekizinci günün sonunda iyice artık gömülmüş durumda. Bu şeyde iki komponent belirginleşecek. Bir dış hücreler, bakın, embriyumun dış hücreleri trofoblast. Bir de iç hücre kitlemiz olan embriyoyu oluşturacak olan embriyo Trofoblast endometriuma dokunan, kontakta olan kısım. Onun da trafoblastında iki kısmı var. Bir, embriyoblast içine alan sitotrafoblast. Bir de dıştaki sinsityo trafoblast. İç yüce kütü dışta sinsityo trafoblast. Bu arada embriyomuz bilaminar germ diskine dönüşecek. Yani iki yapraklı germ riski olacak. Bunlar epiblast ve hipoblast tabakaları. Bu arada iki yapraklı. E, bu daha sonra da üç yapraklı. Trilaminer germ riski ne dönüşecek? Bunlar üç yapraklarda ektoderm, endoderm ve mezoderm idi. Hipoblast, epiblast içeride Evet şurada bir kavite belirginleşecek. Siz trafoblastla epiblast arasında buna amniotik kavite denecek. Bakın hipoblasttan köken alan amniyotik kavite oluştuktan sonra hipoblasttan köken alan hücreler bakın şöyle içeriği döşeyecekler. İnce bir membran yapacaklar. Sitotrofoblastın iç yüzünü döşeyecekler. Ve bir kavite döşeyen membrana egzosolomik membran denilecek. Egzosolomik membranla hipo Blast arasındaki e, boşluğa da şu boşluğa primitif yoksak denecek. <laughs> Amnion sıvısı primitif yoksak. Amnion kavitesi primitif yoksak. 9. günde artık iyicene gömülmüş durumda uterin duvarı embriyomuz ve bu evrede artık e, ee, sinsitio ve sitotrofoblastlar çok daha hızlı büyümeye devam edecekler. Bilaminar diskimizden çok daha hızlı büyüyecekler. Bakın ufak ufak boşluklar belirginleşti. Bunlara sito, sinsitio trofoblast içinde bunlara lakuna denilecek. Ve lakunalar genişlemeye devam edecekler. Ta ki 12. günde lakunaların e, büyümesi duracak. Ve lakunalar birbirleriyle birleşecekler. Lakunar networklar, lakunar ağlar oluşturacaklar. Embriyonun çevresindeki kapillere de anne kaynaklı kapillere de onlar da büyüyecekler. Onlara da maternal sinüzoid denecek. Anne anne kaynaklı sinüzoid'ler. Evet. Sitotrofoblastlar genişlemeye biraz daha devam edip enzimleriyle sinüzoidlerin duvarını eritecekler ve sinüzyetlerin içerisindeki kan lakünalara dolacak. Evet. İlk başta uterin sütle büyüyen, sonra yoksak kesisi ile e, büyüyen hücreler, beslenen hücreler artık Uteroplasental dolaşım sağlandığı için uteroplasental sirkülasyon ile e, beslenmesini sağlayacak. Böylece embriyodaki gaz ve metabolitler uterusla bu triplasental dolaşım sayesinde değişmesiyle embriyo beslenecek, oksijenlenecek ve büyümeye devam edecek. Bu arada yeni bir hücre popülasyonu sitotrofoblastın iç kısmından belirginleşecek. Bakın kırmızı bir şekilde. Evet. Primitif yoksakla yoksak, yoksakın dışında sitotrofoblastın içinde olan bu hücrelerden oluşmuş bu zara ekstra embriyonik mezoderm denilecek. Ekstra embriyonik mezoderm e, içindeki boşluk büyümeye devam edecek. Bakın şu boşluk. Evet. Bu boşluğa da koryonik kavite denilecek. Yani şurası amniyonik kavite. Burası yoksak. Burası da koryonik kavite. Koryon. 13. gün civarında, fertilizasyondan sonraki 13. günde egzosolomik kaviteden bir parça ayrılacak. Evet, ufak bir parça. Artık yoksaka, bu primitif yoksak değildi, artık sekonder yoksak denilecek. İkinci haftanın sonuna doğru koryonik kavite iyice genişleyecek. İliminer germdis ki trofoblasta bakın tutunacak. Tutunduğu yapıda connecting stalk, bağlayıcı sap. ileride bu bağlayıcı saptan da e, göbek e, göbek bağımız umbilical kort gelişecek. Evet. İkinci haftada bu olaylar oluyordu. Gastrulasyon evresini göreceğiz. Gastrulasyon iki laminalı germ diskimiz vardı hatırlarsanız ee, hipoblast ve epiblasttan oluşan. Bu iki laminalı germ diski üç laminalı germ risk yani trilaminal germ diskine dönüşecek. Buna gastrulasyon denecek Bu tri laminal germ diskinde ise bildiğimiz üzere ektoderm, endoderm ve mezodermden oluşacak. Bakın iki yapraklı bir laminar embriyonik Evet ikinci haftanın sonunda daha devam ediyor. Üçüncü haftasında bir disk 3 laminalı germ riskine dönüşecek. Bakalım nasıl dönüşecek. Buna gastrülasyon deniyor. Fertilizasyondan sonra 15. gün. ince ortada ince bir yarıklanma oluşacak epiblastta. Buna primitif sitrik, primitif yarık denecek. Yani kuyruktan başlayarak şöyle yarıklanılacak. Kuyruktan kafaya doğru. Primitif yarık. Bu evrede primitif yarıkla e, vücudun e, mayor kısımları belirlenmiş. Mayor aksları belirlenmiş olacak. Şöyle ki. Bakın şurası kranyal yani kafa tarafı. Şu kaudal uç yani kuyruğa doğru, primitif sitin, şöyle horizontal bir kes aldığımızda veya koronal bir kes aldığımızda embriyodan sağ ucunun sağ tarafı, soluda vücudun sol tarafını oluşturacak. <laughs> Kranial sonlanmadaki primitif strik primitif nodu oluşturacak. Evet primitif nod. İçeri doğru depresyon, içeri doğru çökmesi devam edecek. Bu arada primitif pit dediğimiz daha da çukurlaşacak. Evet. İçeriye doğru çökme devam edecek. Orta hattan kuyruğuna doğru çökme devam edecek arkaya doğru. Ve primitif guru yani primitif oluk olacak daha fazla çöküp. İlk başta epiblastın Hücreleri bakın, göç etmeye ve epiblasttan ayrılmaya başlayacaklar. A Aşağı doğru. Bu epiblasta, hipoblast ayrıştı. Işte. Buna invajinasyon denecek. Hücreler bu arada çoğalacak ve göç edecekler. İlk göç eden hücreler hipoblastı hipoblast, hipoblast tabakasını invaze edecek. Ve hipoblast tabakasındaki hücrelerle yer değişecek. Hücreler kayacaklar hipoblasttaki hücreler. Evet. Nihayetinde hipoblast yeni hücrelerle değişmiş bir halde olacak. Ve hipoblast endodermi oluşturacak en iç tabaka. 3 laminal germ diskinin en iç tabakası endodermi oluşturmuş olacak. 16. gününe doğru fertilizasyondan sonra <laughs> hipoblast çoğunlukla yer değiştirmiş olacak. Epiblastta kalan hücrelere de ektoderm olacak. Bu da Tirlaminar germ riskinin en dış tabanı yani ektoderm ve endoderm oluştu. Ortadaki mezoderm eksik. Bakalım ona nasıl oluşacak. Bakın. Hücreler göçüyor. Yine kalan invajine olmuş aradaki hücreler göçmeye başladı. Tekrar neresi? Endoderm ile ektoderm arasına. Evet. Buna da mezoderm denecek. Yani endoderm, mezoderm ve ektoderm. Bilaminer, germ riski, hipoblast ve epiblast oldu. Endoderm, mezoderm, ektoderm, trilaminer, germ döndü. Buna gastrulasyon denecek. epiblast hücrelerinin göçü bitmiş olacak. Ektoderm kranyaldan kaudale doğru yani baştan kuyruğa doğru oluşacaktı. Evet. Ve böylece gastrolasyon tamamlanmış oluyor. Şimdi nörlasyon yani sinir sisteminin oluşumunu göreceğiz. Ektodermden ektodermden nöral plaklar oluşacak. Kranial uçtan oluşup e, kranialdan kaudale doğru nöral plak oluşumu devam edecek. Evet. Kranialdaki nöral plaktan ileride beyni kaudale doğru yani kuyruğa doğru da işte beyin, beyin sapı, medulla spinalis olarak e, merkez sinir sistemimiz gelişecek. Evet. Bakın e, nöral plakların uçları şöyle eli ve olmaya, yukarı doğru çıkmaya başlayacak. Buna nöral katlantı, nöral fold denecek. Ortasındaki oluğa da nöral oluk denecek. Evet. Nöral katlantılar elevasyona ve katlanmaya devam edecek. Devam edecek, devam edecek. Artık nöral oluk bakın şöyle bir tüpe dönüşecek. Nöral tüp diyoruz buna. Şu da mezodermdeki notokortumuz. Bundan sanılan sinyal faktörleriyle bu önce nöral plak, nöral katlantı, nöral tüp oluşumu ve nöral tüpünde şekil alması bu Notokort sayesinde oluyor. Bu notokort da sonradan <laughs> iki vertebra arasındaki diskte, diskus intervertebrasiyedeki e, nükleus pulpos dediğimiz aradaki e, bölümü oluşturacak. Nöral tüpten de merkezi sinir sistemimiz gelişecek. nöral tüp genellikle ortadan başlıyor kapanmaya. Kranial kafaya ve kauda kuyruğa doğru ilerleyip oluşup kapanacak. Evet. Nöral tüp kapandığı esnada bakın şurada hücreler var. Bunlar göç edecek. Bunlara nöral krest hücreleri denecek. Nöral krest hücreleri de periferik sinir sistemimiz oluşacak ve başka şeyler de oluşturacak. Nöral tüpten demek ki merkez sinir sistemi, nöral krest hücrelerinden de periferik sinir sistemi oluşacak. Bakın kranyal ucu, kaudal ucu, kapanmaya devam ediyor. 26. 28. günlerde de tam olarak kapanacak. Eğer kapanmasa da buna e, nöral tüp defekti denecek. Nöral kapatma kapanma defekti denecek. Göreceğiz bunları. Şimdi embriyonik katlanmayı göreceğiz. 4, 3. haftanın sonları dördüncü haftaya doğru. Ee, her kısım farklı hızda büyündüğü için hepsi aynı hızda büyümediği için embriyo katlanacak. Şöyle düz bir şeyken silindir şeklinde düz bir şeyken silindir biçimde şöyle katlanacak. Buna embriyonik katlanma denecek dördüncü haftada. İki planda katlanacak. Bir horizontal, bir de medyan veya sagittal planda. Horizontal plana göre katlanmasıyla sağda solda bakın lateral vücut katlantılarını oluşturacak. Horizontal planda katlanmasıyla da öncelikle kranial ve kaudal yani baş ve kuyruğu oluşturacak. <laughs> Bu iki planda katlanma eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Embriyonun hızlı büyümesi ve far parçalarının farklı farklı büyümesi neticesinde katlanma oluşacak. Evet. Ektoderm, mezoderm ve endoderm tabakalarımız. Endoderm, evet. Ektoderm ve mezoderm. Endoderm, gastrointestinal ve solunum sisteminin için döşeyen epitelin yapılmasından sorumlu. Katlanma bu arada devam edecek. Burası primitif bağırsağı oluşturacak. Buradan sindirim sistemimiz ve ön taraftan da akciğerlerimiz gelişecek. 3 parçadan oluşacak primitif tüp. Ön, orta ve arka bağırsaklar. Forgut, evet, midgut ve hindgut. Forgut tabii kranyuma yakın ön bağırsağımız. geçici olarak orofaringeal membran ile kapalı. Bakın orofaringeal membran ile kapalı. Bu membran rüptürasyon evet. Dördüncü haftanın sonunda bu orofaringeal membranın rüptürüyle ağız ve ağız ve fariks arasındaki boşluklar açılacak, rüptüre olacak. orta bağırsak bakın yoksakla bağlantılı embriyonun katlanmasının devam etmesiyle yoksakla olan bağlantısı orta bağırsağın iyice daralacak. Ductus vitellinus adını alacak. Hindgut'ta e, arka tarafta kuyruk tarafında büyüyecek. Kulakal membran dediğimiz bir membranla bir zarla kapalı, geçici olarak kapalı. 7. haftaya doğru 7. haftada bu kulakal membran rüptürü olacak. İki açıklık Meydana gelecek ürğenitel organların açıklıkları olan ürgenital açıklık ve anüsün vesaire açıklığı olan anal açıklık. Embriyonun katlanma sonucunda da e, embriyomuzun major kısımları oluşmuş olacak. Bakın üst alt ekstremiteler kuyruk sonra bizde insanda bunlar kuyruk e, kalmayacak. E, Umlikal kordumuz, faringel arklarımız, e, göz ve kulağımızın büyüyeceği taslaklar, başımızın büyüyeceği tasaklar, kuyruğumuzun büyüyeceği tasaklar. Şunlar da bakın şöyle, bunlar da somitler. Önemli oluşumlar göreceğiz ne olduklarını. Ve böylece ne tamamlanmış olacak. Şimdi sinir sisteminin gelişimi en büyük zigottan spermden oositten öyle bir şey arkadaşlar. Şimdi bir ara verelim. Sonra yapılar tekrar görelim.